Son bir aydır ortalığı karıştıran bir soru var. Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz? Pahalı olduğu için oynayamadığınızı biliyorum. Ben de aynı dertten muzdaribim. GTA Trilogy. 3 GTA oyununda bir arada bulunduran oyun. Hatta yakın zamanda bunun eski versiyonu, GTA 3 versiyonu çekmiştim. Yasaklanan GTA oyun diye GTA 3'ün eski oyununu oynamıştım. Kanalda videosu var, YouTube'da ulaşabilirsiniz. Bilmeyenler için konuyu hızlıca özetleyeyim. Rockstar, bildiğiniz GTA 5 yapımcısının firması. GTA 3, GTA Vice ve GTA San Andreas'ın bulunduğu oyunları platformlardan kaldırdı. Onların grafiklerini yeniledi ve yeniden sundu. Ve resmi olarak şu anda bu 3 oyunun fiyatı 530 TL. Tek tek alamıyorsunuz maalesef. Gündemde olan konu ise şu. Bu 3 oyunda o kadar çok bug var ki, o kadar çok kötü komik animasyonlar oluşuyor ki şu anda bu oyun dünyanın en kötü oyunu olarak lanse ediliyor. Metacritic isminde bir sitemiz var. Burada insanlar oyunla ilgili puanlamalar yapabiliyor. Firmalar ve insanlar. İnsanların yaptığı puan şu anda 0.5. Yani çok kötü. 10 üzerinden. Bak adam ne demiş? Arapça gördüğünüz her yazı dua değildir. Okey. Ne demiş lan, hakikaten merak ettim. 16 yıl önce çıkan oyundan daha kötü, saçma sap. Nerede RTX yazdın yalancı? Ben görmüyorum orada, nasıl yazdın RTX'i? Biz de bugün bu oyunun komik buglarına bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, araba böyle oluyor. GTA 3'teki bir bug. Hadi bakalım. Lan müzik çalmayın lan. Lan çalma. Bu bug değil bir kere. Taksicinin taksisini çaldığınız zaman taksici size müşteri olarak gelebiliyordu. Bu önceki oyunda da vardı. Bu bug değil. Bu oyunu komik bir yani. Tabii yeni nesil şu anda GTA 5 oynamaya alıştığı için bu tarz buglara alışık değiller. Ben eskiden oynadım, çalışıyorum. Niye? Ne oldu lan? Ha, bu arada aynı zamanda adamları ağızları oynamıyor, bakın. Evet. Mission fail. Abi Sweet öldü. Kardeşim helikopter. Ba 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 ba. Böyle bir ses çıkıyormuş. Yapma ya. Allah Allah. Ne diyorsun? O değil de YouTube bu sesleri acaba küfür ettim de sansürledim diye algılar mı? Bir düşünmedim değil. Beynim mi var lan benim? Ne ara düşündüm? Uçan polis. Onun avrudunu ne oluyor? Lan what the fuck? Çok iyiydi lan. Çok iyi. Ay, süperdi. Bence harikaydı. Kim sıkıyor? Sizce flash gerçek olabilir mi? He? Bak, bir şey olacak, bir şey olacak. Ya hayır. Ya oyunun bekleme ekranında ölüyor adam lan, çok iyi. Bence de. En son bu kadar bug Cyberpunk'ta vardı. GTA Vice City'yi bitirdim. Berbat bir oyun bu arada, haberiniz olsun söyleyeyim. Sonra görüşürüz, yakışıklı. Üff, o göte bir brüte. Halkın güvenliği için polis devrede. Çarpıcı araba geliyor. Çakıyor. Ha koşuyor. Şu an araba içinde ve koşuyor. Ha yayan gidiyor şu an, farkındaysanız. Nasıl ya? Bayağı düz yayan. What? Ha gözüme bir şey oldu. Allah'ım, gözüm bu görüntüye dayanamadı. Baba bu bug bende vardı bak. Ben bu GTA Vice City oynadım. Bu bug bende vardı. Hatta video kaydı var hani şeyde, yayınlarından, ama kaçıncı dakikasını bilmiyorum. Bu bug bende vardı. Burada adamı öldüreceğim. Bence bug, görev geçildi ama öldün. Bir kere bence bug değil, arabanın kurşun geçirmez camı olabilir. Bug'la falan alakası yok, boş yapmayın. Bahane aramayın lan. 530 TL verdik diye bahane aramayın lan. Gerçi biz vermedik. Oh yeah, there's a bridge man. Yeah man, yeah come on.
Bak kötü yok onda. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Oyunu sevdiğin falan yok, yanlış anlamayın. Eğer hayatınızda GTA San Andreas oynadıysanız, oynayanlar bana hak verecek. GTA San Andreas'in genel bütün oynanış süresi boyunca bu köprüden en fazla 2 veya 3 kere geçebilirsiniz. Yani köprünün yok olması, bırak sizin, Rockstar'ın, oyun yapımcısının bile umurumda değil. Şahsen benim umurumda değil. Elbette görmek istemeyeceğim bir hata. Ama bu köprüden geçmiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bir kere mecburen kullanıyorsunuz. O da oyun size bir görevde yarış yaptırıyor. Orada da bu köprünün üzerinden geçmeniz gerekiyor. Hani insanlar çok abartıyor aslında. Ama abartmaya da hakları var. Mesela şu kıyafete bak. Buglanmış kıyafet. Çünkü para veriyorlar, hakları. Sağlam bir ürün almak hakları. Dur bak, suya düşecek. Okey. Ölmemişsin şimdi. Bir de böyle bak olaya. Ne oluyor? Ya bak, adama çarptığı için adamın kendisine çarptığını algılayan polis çarptığı adamı suçlu bularak öldürdü. Lan sen nasıl bana çarparsın? Ben çarpmadım abi. Sen çarptın, yalan söyleme oç. Abi vallahi yapmadım. Abi dur boklayayım. Bak şimdi sen çarpmıştın kardeşim, anlıyor musun? Anlamıyorum, öldüm amık. Bu da bir bug değil, bu da orijinal oyunda da vardı. Ben orijinal oyunda bulunan buglara bug diyemem. And I just couldn't keep those extra 200 pounds off. The what? Evet. Çöp poşeti önceden vurunca dağılıyordu. Bu nasıl bir dağılma efekti lan? Bu ne lan? What the? Bu ne lan? Kaburu çıkmış. Olur. Garaja kendin girdin, girmeseydin. Garaja kendin girdin, girmeseydin. Ne yapalım kardeşim? Girmeseydin bir sene. It's Beyblade time! Abi ne yapıyorsun ya? Bak kanka nasıl düşüyorsun, bak bak, iyi bak. Uçmasaydın, o daha uç diye mi yapıldı? Bence sen oyunun ayarlarını bozmuşsun. Motorun çekmesine mi şaşırayım, benimkinden büyük olmasına? Her şey normal, hiçbir sorun yok, her şey normal. Ne yaptınız oğlum siz bu oyunlara ya? Ne? O ne pehlivan? Goodbye.